Gerize TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Günün sıcak başlıklarını paylaşacağımız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gaziantep'te görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik, Ankara'da yapılan törenle toprağa verildi. Görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in cenazesi Gaziantep'te yapılan tören sonrası memleketi Ankara'ya gönderildi. Şehit Yusuf Çelik için Ahmet Hamdi Akseki Camii'de öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve şehidin meslektaşları katıldı. Allah rızası için helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Allah gönülden helalliklerinizden dolayı şehidimizden, şehidimizin yakınlarından ve cümlemizden razı olsun. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. La ilahe illallah, Allahu ekber ve illallah. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın işbirliğiyle yürütülen Kuzeyşehir Projesi kapsamında yapımı devam eden 916 adet konut için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi töreninde hak sahibi olan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak Kuzeyşehir için gerçekleşen kura çekimi töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehit Kamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutluk proje kapsamında 3. etapta 694, 4. etapta ise 222 konut olmak üzere toplam 916 adet konut sahiplerini buldu. Talat Özkarlı Spor Salonu'nda kura çekimi programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir Projesi mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanım talimat verdi. Dikey mimar istemiyorum dedi. Yahya Kemal'in söylediği imar, çevre, insan arasında bir uyum varsa o mekanlarda huzur vardır dedi. İşte tam da onun istediği şehirciliği planladık. Tek farkı çatılığa koyduk. İlk planlamayı yaptık çünkü sıcak iklim. Çatılığa koyduk. Büyük balkonlar yaptık. Ben Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım zaman o yola çıktığımızda söylediğimiz kimsesizlerin kim olacağız dedik ya. Sessiz yığınların sesi olacağız dedik ya. İşte tam da bunun için bu önemliydi. Bakanlık dönemimde 100 bin sosyal konutu başardık. 100 bin. 100 bin. O yüzden Cumhurbaşkanımı ne götürdüysem hepsi helal olsun dedi. Gaziantep'liye helal olsun dedi. Gaziantep yükümüzü alan şehir dedi. AK Parti olmasaydı, bu ekip olmasaydı bunları bizim başarmamız mümkün değildi. Şu güzelliğe bakın. Her fırsatta gönül belediyeciliğine vurgu yapan Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü. Şunu söyledik. İbrahimli'de ne olacaksa aynı şey Cinderesi'nde de olacak dedik. İnsanımızı insanımızdan ayırt etmeyeceğiz dedik. Çiftçimizi işçimizden ayırt etmeyeceğiz dedik. Herkes birinci sınıf vatandaştır. En güzel yaratılmıştır ve en güzel şekilde yaşaması lazım dedik. O kadar içimize siniyor ki. Çevre Bakanım geldi. Dedi ki başkanım şu ana kadar gördüğüm en güzel planlama olmuş. Gaziantep'e çok yakışmış dedi. Vekillerimle hemen toplandık bir daha gittik. 1'e 30 talep. 1'e 30. Güçlüyüz. Güçlü bir ekibimiz var. Hemen dediler ki size yeni müjdemiz 2000 konut daha yapıyoruz. Bundan sonra yeniden 2000 konutun ihalesi için yeniden bir araya geleceğiz. Hem de 2 ay sonra yeniden buluşacağız sizinle.
TOKİ Proje Müdürü Hasan Hüseyin Çelik de Gaziantep'te herkesin ev sahibi olacağını belirtti. Toplu konut dairesi olarak Gaziantep ilimizde bugüne kadar toplam 21.313 konut yapmışız. Bunun yaklaşık olarak 6.000'ini teslim etmişiz. Diğerlerini de teslim etme aşamasındayız. Özellikle 13 tane ilköğretim okulu, 7 lise, 1 hastane, 16 cami, 2 kamu binası, 3 sağlık ocağı ve 33 bin seyircili bilindiği üzere stadyumu gerçekleştirmiş buluyoruz ve teslim etmiş bulunuyoruz. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Ahmet Uzer ise gelişen Gaziantep'in ihtiyacı olan konutların yapılacağını, kimsenin evsiz kalmayacağını belirterek ev sahibi olanların mutluluğuna ortak oldu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanımız da yine buradaydı ve bu projelerin devamı Gaziantep'teki toplu konutların, sosyal konutların daha fazla sayıda yapılması için gerekli talimatları verdiler. Buna ilişkin yeni dönemde daha birçok proje olacak ve inşallah herkesi bu TOKİ'nin kuzey şehrimiz geçenlerde gezdik. Gerçekten mahalle tipi, samimi, insan fıtratına uygun, komşuluk ilişkilerine uygun, güzel konutlarından herkesin sahip olmasını inşallah sağlayacağız. Bildiğiniz gibi şehrimiz sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir, sürekli göç alan bir şehir, bölgede cazibe merkezi haline gelmiş bir şehir. Bundan ötürü şehrimizde önemli bir konut ihtiyacı var, giderilmesi gereken bir konut ihtiyacı var. Bunu da büyük şehrimiz ve toplu konut idaremiz, hükümetimiz eliyle şimdiye kadar yapılan hizmetlerde gidermeye çalıştılar ve Allah'ın izniyle de sizlerin bize olan desteğiyle hem hükümetimize hem belediyelerimize vereceğiniz destekler ile bu projelerin ardı arkası kesilmeyecek, vekilimin de bahsettiği gibi. Biz bu projelerimizi yaparken sağlıklı şehirler, çocuğundan gencine, kadınına, engellisine, yaşlısına kadar herkesin sosyal alanda da dahil olmak üzere iç ve dış mekanlarıyla bütünleşik şehirler planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bakanlığı bırakıp gelince elimiz Ankara'da daha da güçlü oldu. Tüm milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımıza gittik. Gaziantep'te evsiz kimseyi bırakmayacağız dedik. Parası olan gidip istediği daireyi alabilir. Ama önemli olan dar gelirli, az geliri olanı kira öder gibi nasıl ev sahibi yaparız? Önemli olan bu. Bugün kurada ismi çıkacak arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çıkmayan arkadaşlarımız kesinlikle üzülmesinler. Söz veriyoruz, onları da ev sahibi yapacağız. Dördüncü kat çıktı. Güle güle oturun. Dördüncü kat. F105 3+1 128 KB01. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun inşallah. Şehit yaklarımız bizim başımız tacı. Siz bizim gözümüzün nurusunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında Gaziantep'in Şahinbey, Şehit Kamil ve Oğuzeli ilçelerinin belediye başkan adaylığını açıkladı. Şahinbey'de Doktor Sezgin Sönmez, Şehit Kamil'de Nesrin Tuncel, Oğuzeli'nde ise Mustafa Dinçkan aday gösterildi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sevgili izleyenler. Sıradaki haberimizle devam edelim. Gaziantep'te ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan otomobilin transit minibüsle çarpışma anı kayıtlara işte böyle geçti. Ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan otomobilin transit minibüsle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Cengiz Ağ yönetimindeki transit araçla ara sokaktan ana caddeye çıkmaya çalışan otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi. En çok izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'e Gaziantepli yarışmacı Mehmet Akar damga vurdu. Yarışmacı şivesiyle Murat Yıldırım'ı ve stüdyodakilere kahkahalara boğdu.
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması 802. bölümü dün gece yayınlandı. Yarışmaya Gaziantep'ten katılan Mehmet Akar Antep şivesi ve sempatik hareketleriyle stüdyodakileri ve Murat Yıldırım'ı kahkahaya boğdu. Yok, daha yeni ayrıldık. Bugün ayrıldık ama çok olaylı bir şekilde ayrıldık. Nasıl ayrıldınız? Olaylı ayrıldık. Ne oldu? Ben şehre küstüm bugün ama geri barıştık. Şehrin haberi var mı? Şehrin haberi yok ama haberi olacak. Şimdi abicim şöyle bir şey söyleyeyim. O Koçya bu yapılmaz. Sabah 9'da uçağımız var, gittim abi havalanına. Uçak iptal. 10.50'ye notar yaptı. Abi baktım o da yok. İptal. Abi uçak nerede var? Urfa'da var. Abi kaptırmaz mıyız? 180 ile gidiyoruz, abartmıyorum. Yolda bir sis var. Ceza yedik herhalde geçişlerden. Normal. Mutlaka. Neyse abi bir vardık havalimanına. Tak. Ne oldu? Kapı kapandı. O zaman elimi attım kafama. Şanslık içinde dertlerim sıralı. Girmedi talihim, baktım kanalı. Dedim abi. Döndüm Antep'e geri. Bu şarkı sözü size mi ait? O şarkı sözü Müslüm Baba'ya aydı abi. Damardan kalbe giden bir yol varsa o da Müslüm Baba'dır abi. Gaziantep'in yemeklerinden bahseden Akar, Murat Yıldırım'ın Gaziantep'e geldiğini öğrenince verdiği tepki işte böyle oldu. Ben sizin yerinizde olsam Murat Bey, Gaziantep'ten mutlaka bir imza günü düzenlerim. O kadar çok hayranınız var ki sağ olsun. Anlatamam, o anı yaşamanız lazım. Antep'e çok gittim efendim, sağ olsunlar, gerçekten çok güler yüzlü insanlar. Baklavasını yediniz Murat Bey? Tabii, yemez miyim? Lahmacununu yediniz mi? Yemez miyim? Antep deyince aklıma çok şey geliyor. Antep'ten ne geliyor mesela? Ya 3 gün ayrıldığım zaman özlüyorum memleketi ya. Şimdi özlediniz mi? Balcan kebabı yediğini düşünsene. Ne kebabı? Balcan kebabı. Balcan, patlıcan demek istiyor. Soğan kebabı, nar eşkisinden falan. Hiç yediniz mi? Ya yemez miyim? Tabii ki yedim. Kurbanım sağa, ben derdim bana gelen. Yıllarca Adana'da yaşadım, Antakya'da çalıştım. Antep'e de çok gidip gelmişliğim vardır. Hala gidiyor musunuz? Hala giderim tabii ki. Bir gün geldiğinizde müşerref olmak isterim yani. İnşallah. Mutlaka sizinle bir Antep'te bir görüşmek, tanışmak isterim. Zaten tanıştık da görüşmek isterim. Biraz heyecanımı af buyurun arkadaşlar. Bildiği her soru sonrası stüdyoda oynayan yarışmacı yarışmanın sonunda 30 bin liralık ödülü kazandı. A elektrikçi son kararım. He sandalye. Kardan adam da olur mu? Olur mu? Olmaz mı? Holigan yazıyor. Bu renkli görüntülerle bülteni burada noktalıyoruz. Yarın saatler 19.30'u gösterdiğinde Burcu Tanış Gaziantep'in gündemini sizlere aktaracak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.